Basta. Yabancı avcılara özellikle yaban domuz avında hizmet veriyoruz. Ağırlıklı Avrupalı avcılara. Fakat işte ülkemiz yaban hayatındaki gelişmeler maalesef av hayvanlarının özellikle yerli hayvanlarımızın aleyhine gelişmektedir. İşte buna tarım politikaları diyebiliriz, orman kesim politikaları diyebiliriz. İklim şartları diyebiliriz. Hatta çuvaldızı kendimize de batırmamız gerektiği için Türk avcılarımızın yani bizlerin de maalesef biraz aşırı, biraz bilinçsiz avlanmasından dolayı bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi bence sistem artık üretsal avlat sistemine dönecektir. Çünkü artık maalesef yerellerin çoğunu, yerli hayvanlarımızın çoğunu tükettik. Göçmen hayvanlar da bir varlar, bir yoklar. O yüzden üreteceğiz, salacağız ve avlayacağız. Avlayamadıklarımız sahada kalacak. Onlar kendi kendilerine üremeye başlayacaklar. Ve aynı zamanda yaban hayatına büyük bir katkıda bulunmuş olacağız. Bu arada bilmeyen avcı arkadaşlarımız için söyleyeyim. Biz aynı zamanda Kazdağ İlyada Oteli'nin de işletmesini yapıyoruz, sahibiyiz. Otele de 15 dakikalık bir mesafede bu avlak. Bu avlakta av yaparken bizim kendi tesisimizde konaklama imkanınız vardır. Ayrıca üretsel avlak sistemi olduğu için bütün sene yani 12 ay boyunca burada avlanma şansımız var. Ha yazın avcılık olmaz dersiniz ama en azından köpeklerinizi eğitmek istersiniz. Yavru köpek alırsınız, eğitmek istersiniz. Bu avlak 12 ay boyunca avcılarımıza hizmet sunacaktır. Herkesi burada beraberce avlanmaya ve avlayamadıklarımızı doğaya bırakmaya davet ediyorum. Herkese rastgele diyorum ve kovanca avlağını bekliyorum. Görüşmek üzere.